أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع kısımları ve çeşitleri üzere Müsned-i Sahih adlı kitabından hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım nehiler kısmı, yasaklar kısmı. Bulunduğumuz çeşit, üçüncü çeşit. Çeşit başlığı şöyle. اَزَّجْرُ عَنْ اَشْيَاءَ زُجْرَ عَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الْاَحْوَالِ وَجَمِيعِ الْاَوْقَاتِ Muhatapların yasaklandığı ama her şart altında ve her zaman, her zarfta ve her şartta ve her vakitte yasaklandıkları. Hatta la yasa'a ahadan minhum irtikabuha bihalin. Yani hiçbir surette bu yasaklanan şeyleri yapmalarına imkan bulunmayan türden yasakların geçtiği bir çeşitteyiz biz. Üçüncü çeşit. Böyle hadisler var bu çeşidin altında. 1869 nolu hadiste kaldık en son. Zikru zecri yani tasdikil umarai. Emirleri yani yöneticileri tasdik etmeyi, doğrulamayı yasaklayan hadis. Bikedibihim. Yani idareci, yönetici bir yalan bir şey söylüyor, yanlış bir şey söylüyor. Onları doğrulamayın. Oy ne güzel söylediniz, ne kadar doğru söylediniz. Biz de buna ne derler? Yağcılık yapmak. Ve ma'unetihim ala zulmihim. Ve onlar yanlış, zulüm işler yaptıklarında, zulüm de bulunduklarında onlara destek çıkmayın. Yardımcı olmayın. İz zira fa'ilu zalika böyle yapan kimse la yeridul havla alel Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme havzın başında yani Kevser'in başında varamayacaktır, uğrayamayacaktır. E'azenallahu min zalika. Allah bizi bundan sakındırsın demiş İbn İbban. Zikrin sonunda dua olarak. 1869 Ekberena Ebu Ya'la bize Ebu Ya'la haber verdi. Kale dedi ki Haddethena Ubeydullah ibn Muaz ibn Muaz'in bize Ubeydullah bin Muaz bin Muaz anlattı. Kale dedi ki Haddethena Ebi bana babam anlattı. Kale dedi ki Haddethena Hatim ibn Ebi Sagirata bize Hatim bin Ebi Sagira, Ebu Yunus el-Kuşeyri anlattı. An Simak ibn Harbin, o da Simak bin Harb'ten. An Abdullah ibn Khabbab'in, o da Abdullah bin Khabbab'tan. An Ebihi, o da babasından. Kale dedi ki, Kunna ku'uden ala babin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Khabbab bin Arat, Khabbab bin el-Arat anlatıyor. Hazreti Peygamber'in meşhur sahabilerinden birisi. Kunna ku'uden oturuyorduk ala babin nebiyyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kapısının önünde oturuyorduk. Fakharaca aleyna yanımıza çıktı. Fakale dedi ki isma'u dinleyin. Kulna dedik ki kad semi'na dinliyoruz. Dinledik ey Allah'ın elçisi buyur. Kale dedi ki isma'u dinleyin. Kulna dedik ki kad semi'na dinledik. İşittik buyur ey Allah'ın elçisi. Kale dedi ki isma'u dinleyin. Kulna dedik ki kad semi'na dinledik. İşittik ey Allah'ın elçisi buyur. Kale dedi ki innehu seyekunu min ba'di umara'u. Benden sonra emirler olacak. İdareciler olacak, yöneticiler olacak.
فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ Onları yalanlarında doğrulamayın. Yalan söylediklerinde, yalan yanlış şeyler söylediklerinde onları tasdik etmeyin. وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ Zulümlerinden ötürü yaptıkları zulüm işlerde onlara destek çıkmayın, yardımcı olmayın. فَاِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ Kim ki onları yalan söyledikleri, yanlış söyledikleri hususta doğrularsa وَاَعَنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ Zulüm işlerinde, zulümlerinde onlara yardımcı olursa لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضَ Benim yanıma, yani havuzun başında, havuzda benim yanıma uğrayamayacaktır, gelemeyecektir, yaklaşamayacaktır demiş. Ravi'nin iddiasına göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Ancak Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşüyor. Böyle benden sonra emirler olacak dedim bir hadis. Hemen ben bitleniyorum, rahatsız oluyorum. Ancak bu hadis Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olsa da olmasa da manası itibariyle hiçbir problemi olmayan, yani hakikaten zaten bu şeyi Kur'an-ı Kerim tespit ediyor. Yani yalan yanlış bir sözü, bir iftirayı yahut desteksiz, mesnetsiz bir sözü ister yöneticinin ağzından çıksın, ister sıradan bir adamın ağzından çıksın. Bunu doğrulamak Kur'an'a göre zulümdür. Sonra bir kimse zulüm işlediğinde ona yardımcı olmak, bu zaten zulme iştirak demektir. Fakat ne var ki bu hadiste özellikle adresini göstererek, benden sonra böyle böyle şeyler olacak, onların yanlış sözlerini yapanlar, onlara zulümlerine destek çıkanlar havuzun başına gelemeyecekler şeklindeki bir tehdit daha adresine teslim gibi gözüküyor. Hadisin senedi itibariyle de Buhari ve Müslim'e girecek bir yeterliliği, bir kalitesi yok imiş. Hocam güzel bir durum soracağım. Bir imamlık görevi almamış da köyde önde sayılan bir soru. İki de bir aldığı kelime Hazreti Peygamber'in şunu değil. Ve üstüne bakıyorum hiç ayet, hiç hadisle alakası yok. İkaz ettik. Yine kullandık. Böyle bir insan ne olur? Bir şey yapılmaz yani böyle insanlar. Bir şey yapmak şeyimiz yok. Söyleyecek peygamberimiz şöyle dedi ki hiç alakası yok. Ben daha ilerisini bilmiyorum. Allah şöyle diyor diye yani ayet söyleyen bile var. Böyle niye yapıyorsun dedim. Böyle söyleyince çok tesirli oluyor. Kaç kişi böyle namaza başlattınız ya. Sonra da bu ayet dediğimizi... Demin dedik ya sufiler hadis uydurmayı sakıncasız addetmişler. Yeter ki işe yarar hadis olsun diye. Sonra da kendi uydurdukları hadislere kendileri inanmışlar. Yani bu ister anlamı, ben demin bu hadisle ilgili de onu söyleyecektim. Eğer Hazreti Peygamber'e ait ise zaten güzel bir hadis manasıdır. Değil ise bunu uyduran adam iyi niyetle bunu uydurmuş. Yani görmüş bakmış ki millet yağcılık yapıyor idarecilere. Zulümlerde götürüp gidip onlara iştirak ediyorlar. Şunlara bir böyle bir izaya gelsinler diye iyi niyetle bir hadis piyasaya çıkarmış. Dolayısıyla böyle şeyler var. Ama böyle bir şey yapmak nedir? İyi olsun, kötü olsun, güzel olsun, çirkin olsun hiç fark etmez. Bunlar iftiradır. Eğer Kur'an hususunda bunu yapıyorsa kişi küfre girer. Hazreti Peygamber'le ilgili yapıyorsa da Hazreti Peygamber'in tehdidi açık. Kim bana söylemediğim bir sözü, demiyor ki kötü bir sözü isnat ederse, söylemediğim men kezebe aleyye فَلَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Ateşten oturana hazırlansın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bir hadis dersinde yansımından önceki kılınan dört rekatlık sünnet namazını peygamberin hiç kılmadığını, böyle bir şeyi sahabenin de hiç yapmadığını, hiçbir rivayet olmadığını söyledi hadis hocası. Buna rağmen dedi, yapsak fena mı olur? Ne kadar güzel olur? Ben itiraz ettim. Bayağı tartışma uzadı. Ondan sonra siz de yetiştiniz zaten o konu. Ondan sonra da hocam dedik siz değiştirmeyeceksiniz bunları yani dine eklenen şeyleri. Allah'ın hiç buyurmadığı, emretmediği, Resulümüzün örneklemediği bir olayı nasıl insanlara böyle güzel diye anlatırsınız? Esas bunu sizin söylememiz gerekir dediği zaman fena bir şey mi diyor? Dört ayet fazla kaldık ama zorlaştırdığım farkında değiller yani.
Sonra da uyardığımız gibi, Nihat Bey'in dediği gibi tatsız bir duruma geliyor. Oradan hac konusuna nasıl geldiniz? Oradan hacca nasıl geçiş yaptınız? Dikey mi, yatay mı, nasıl oldu? Hayır hayır, ibadetleri... Ben geldiğimde hacdı çünkü konu. Şimdi sonuna geldiğinde artık her zaman böyle bir ayet yok Kur'an'da dedi. Ondan sonra hadis oldu dedi, oldu o zaman. Dedim, çok iyi hatırlıyorum dedim yani böyle bir şey. Ondan sonra size teyit ettirdik. Kusura bakmayın, hoş bir durum da olmadı ama... Peki bir sonraki hadis. Zikru zecr yani sebbi ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ellezine emara Allahu bil istiğfari lehum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarına sövmeyi yasaklayan hadis. اَلَّذ۪ينَ öyle kimseler ki diyor İbn-i İbban اَمَّرَ اللّٰهُ بِالْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ Allah onlara istiğfar etmeyi emretti. Yani deminden beri ayeti hatırlamaya çalışıyorum. İbn-i İbban böyle dediğine göre evet ki ben hatırlayamadım. 1870 أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ayeti hatırladım ama ayette Cenab-ı Hak bize değil Hazreti Peygamber'e emrediyor. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Onlar için Allah'tan bağışlanma dile ve onlarla müşavere et ayeti var ya. İbn-i İbban diyor ki değil mi ki Allah elçisine arkadaşlarıyla ilgili istiğfar etmesini emretti. Allah'ın istiğfar edilmesini emrettiği kimselere biz nasıl sövebiliriz? Güzel bir şey yapmış. İbn-i İbban da yani demek ki mümkün ise ayet çerçevesinde hadisleri işlemeye çalışıyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlarına sövmeyi yasaklayan hadis. Zira Allah onlara istiğfarı emretmiştir. Evet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ayeti var. Doğru. 1870 أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي بزا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي haber verdi. حدثنا علي بن الجعد بزا علي بن الجعد anlattı. أخبرنا شعبة بزا شعبة haber verdi. وأبو معاوية ve Ebu Muaviye haber verdi. عَنِ الْاَعْمَشِ Her ikisi el-Ameş'ten. عَنْ ذَكْوَانَ O da Zekvan'dan. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ O da Ebu Said el-Khudri'den. عَنِ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme قَال O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Buyurmuş ki لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي Arkadaşlarıma sövmeyin. فَوَالَّذ۪ي نَفْسِي بِيَدِهِ Canım elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ Sizin biriniz اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا Uhud kadar altın infak etse مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ Onlardan birinin müddüne, durumuna erişemez وَلَا نَصِفَهُ Yarıcasına dahi erişemez. Bu hadis Buhari'de var. 3470 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarıma sövmeyin diye yani bu sözünü telaffuz ettiği esnada ben muhatabın bizler olduğunu düşünmüyorum evvel emirde. Yani o ortama gidelim, o zamana gidelim. Hazreti Peygamber ashabı diye yakın çevresindeki insanlar var. İşte Hazreti Ebubekir var, Ömer var, Muhacirun var falan. Bir de yeni yeni iman etmiş kimseler var. Arap var, Bedeviler var. Civardan gelip gidenler var. Ondan sonra ileri geri konuşanlar olduysa böyle Hazreti Peygamber dedi ki bak arkadaşlarıma sövmeyin. Biz bu dine bunlar bana Mekke'de iman ettiler. Hicret ettik beraberce. Siz daha yeni katıldınız. Sizden biriniz bugün itibariyle ne yapsa onlara yetişemez. Bunlar hicret ettiler. Hicret. Cenab-ı Hak demiyor mu ayette? لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ Sizden fetih öncesi infak etmiş ve savaşmış kimseler ile fetih sonrası infak edip savaşanlar asla müsavi olamaz. Fetih öncesi ne vardı? Hicret vardı. Fetih öncesi dönem hicret dönemi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Mekke'den birlikte hicret ettiği veya kendisinden önce hicret edip Medine'ye gelmiş olan kimseler, muhacirler özellikle
ve Akabe'de ona biat etmiş Ensar, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğunu Kur'an'da ifade ettiği kimseler. Müminleri Medine'de karşılamış kimseler. Yani ilkler bunlar, tamam mı? E şimdi bir de daha sonra düşünün ki 10 yıl aradan sonra artık kalabalık gruplar halinde gelip iman ediyorlar. Böyle bunlar içerisinde, sonradan katılmalar içerisinde katılanlarla bu eskiler arasında zaman zaman husumet oluyor falan. İleri geri konuştuklarını oluyor. Ben böyle bir ortamda Hazreti Peygamber'in arkadaşlarıma söylemeyin, onlar hakkında ileri geri konuşmayın. Kuşkusuz sizden biriniz işte bu kadar harcasa falan diye. Yoksa Hazreti Peygamber'in çağlar ötesi bize dönüp, yani sahabe dediğimiz o dönemde yaşamış kim ne varsa, yani bir tane Arabi, Bedevi, öyle efendime söyleyeyim, ileri geri, yani ilerisiyle gerisiyle her türlüsü vardı, münafık dayı vardı. Siz değil mi ki o zaman da dünyaya geldiniz, artık sizin bunlarla birlikte olma şansınız tümüyle ortadan kalkmıştır. İyi de bizim yani o zaman bu zaman gibi bir tercihi biz yapmadık yani. Bu bizim elimizle çizdiğimiz bir şey değil. Biz demedik dünyaya geç gidelim, biraz ortam durulsun da sonra gidelim. Efendime söyleyeyim. Böyle bu bizim elimizde olmadığı için bunun ne olumlu ne de olumsuz bir şeyi bizi bağlamaz. Kur'an yaklaşımıyla. Cenab-ı Hak eşit değillerdir derken ne yapıyor? لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتِحِ Fetihten önce de var ama umursamamış, hiç alakadar olmamış. Fetihten sonra veya fetihin esnasında iman ediyor. Ebu Süfyan gibi mesela. E şimdi onunla Hazreti Ebu Bekir bir mi? Onunla Mus'ab bin Umeyr bir mi? Veya onunla hatta Amr bin As bile bir değil. 2 sene önce fetihten çıktı geldi ve hicret etti. Ona hicret de nasip olmadı. Dolayısıyla bu imkanlar kendilerinde olduğu halde bunları tepmiş, gecikmiş, geri kalmış kimseler ile önden gitmiş kimseleri Cenab-ı Hak mukayese ediyor. Hep bütün mukayeseler insanların işledikleri, el kendilerine verilen imkanları nedenli değerlendirip değerlendirmedikleriyle ilgili. Kur'an böyle bir ölçme yapıyor değil mi? Yoksa işte şu kadar zaman önce yaşamış olanlar, onlar şunlarla hiçbir zaman olamaz. Cenab-ı Hak önden gidenler derken es-sabikun, zaman bakımından önden olanları? Yok. Onları açtığı zaman ne diyor? Onlar ki takvada şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Hep eylemlerini önümüze koyuyor. Kur'an'ın ölçtüğü, Kur'an'ın ölçmesi, Cenab-ı Hakk'ın ölçmesi kişinin takvasıyla. Cenab-ı Hakk'ı nedenli gözetip ondan nedenli sakındığıyla ilişkili bir şey. Zamanla ilişkili bir şey değil. Dolayısıyla bu hadisleri böyle bir şeye indirgemeye gerek yok. Hazreti Peygamber sonrakilerin hepsi artık hep ikinci kalitedir, ikinci sınıftır. Ne yapsalar onlardan belli bir şeyin üstüne çıkamazlar. Böyle bir şey yok. Demin ayet okuduk ders arası. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve elçiye itaat ederse diyor Cenab-ı Hak sadece bu koşul üzerinden diyor ki فَاُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ İşte bunlar فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği o kimselerle beraber olacak. Kimler bunlar? مِنَ النَّبِيِّينَ Nebilerle وَالصِّدِّقِينَ Sıddıklarla وَالشُّهَدَاءِ Şehidlerle وَالصَّالِح۪ينَ Vesalilerle beraber olacak. Dolayısıyla hiçbir şey kaçırmış değiliz. Biz asla nebilerin cennette erecekleri şeylere artık eremeyiz. Bize kalsa kalsa artık böyle bir şey yok. Bu Allah'ın fazlıdır. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى Allah dilediğine veriyor. Dolayısıyla sana vermeyecek diye bir şey yok. Cenab-ı Hak iste diyor. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Allah'ın fazlı çok geniş. وَاسِعُ Fazlı geniş. Dolayısıyla nebilere verdi sana kalmadı. Böyle bir şey de yok. Başka zamanda, geri zamanda kaldık, bize de artık kalmadı bir şey. Biz azıcık bu kadar mertebeden sonrası bize zaten tavan oluyor gibi bir tavan belirlemek, bir limit belirlemeye hiç hacet yok. Hazreti Peygamber'in bu sözünün böyle bir ortamda, özellikle o dönemde söylendiğini de düşünecek olursak, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki kimi münafıklara yakın duranlar olabilir. Yahut Arabi'den yeni iman etmiş olanlar, böyle kendilerini büyük görenler, kabile lideri falan geldiler. Böyle muhacirunu küçük görmeye kalktılar. Ebu Zerleri, şunları bunları. Bile biraz ağır konuşmaya başladılar. İstifaf ettiler belki. Hazreti Peygamber de onlara, hele durun. Bunlar bu dinde, bu uğurda neler feda ettiler. Siz daha ne yaptınız ki? Siz beklediniz, bakalım ne olacak, nereye varacak? Ha, bu belli bir şey kazandı. Şimdi iman ediyorsunuz. Teslim olmak zorunda. Yani
böyle zor zamanlarda, ne zorluklarda çaba göstermiş, fedakarlık göstermiş insanlar. Hazreti Peygamber eşleri arasında bile böyle bir ayrıma gitti. Hazreti Ayşe'ye ne dedi Hazreti Hatice'yi överken? O insanlar beni yalanlarlarken bana iman etti. O insanlar beni yalnız bırakırken, efendime söyleyeyim, eziyet ederken malıyla bana destek çıktı. Böyle bir en zor zamanda böyle fedakarlıklarda bulundu bana. Dolayısıyla Hazreti Peygamber de şeyleri üzerinden ölçüyor. O hadis şey yani o ya en azından zayıf hadis. Ashabla ilgili hadislerden sahih olan bu var. Ama nücum hadisi zayıf bir hadis. Hocam bir hadis var ya hani şimdi zamanın alimleri sahabenin atının burnuna konacak toz kadar olacak. O hadis falan değil. Onların hepsi böyle yaklaşım. Yani buralardan türetilmiş yaklaşımlar. Fazileti diye bir şey söyleyebilir miyiz? Yani Peygamber yani. Sallallahu aleyhi ve sellem demin dedik ya mesela Hazreti Hatice'nin durumu. Hazreti Peygamber'le birlikte daha insanlar ona iman etmezken iman etmiş, destek çıkmış, canıyla Bedir'de, Uhud'da vesaire Hazreti Peygamber. Bunlar büyük faziletler. Akabe'de biatta bulunmuş, Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in biat etmiş kimseler. Bunlar büyük faziletler. Amellerle alakalı. Amellerle alakalı tabii ki. Hazreti Peygamber'i görmekle aynı zamanda yaşamakla hiç ilişkisi yok. Hazreti Peygamber'i gören aynı zamanda yaşayan Ebu Cehiller şunlar bunlar da var. Amellerle alakalı. Amellerle alakalı olunca da o zaman ölçmeye tabidir. Eğer bugün bir insan aynı fedakarlıkları benzeri Cenab-ı Hak bunu bilir. Biz bunu söyleyemeyiz. Ama ne var ki onlarınki belirli göz önündeyken, tespit edilmişken efendime söyleyeyim. Bugün için yapılacak olan fedakarlıklar, insanların yapacakları fedakarlıklar, bunları Cenab-ı Hak ölçecek. Cenab-ı Hak bunu bilecek, takdir edecek. Allah Kur'an'da haber veriyor ki, eğer Allah'a itaat eder, gönderdiğimiz elçiye uyarsanız, sizler de nebilerle, bak sahabeyle demiyor, nebilerle, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte olacaksınız. Dolayısıyla netice itibariyle bir geri kalır bir tarafınız olmayacak. Böyle bir kategorik bakmaya gerek yok. Onlar üst ligdeler, biz her halükarda alttı. Böyle bir şey yok. Aynı fedakarlıkları ya benzeri fedakarlıkları gösterirseniz Allah size de aynı neticeyi ihsan edecek diyor Kur'an-ı Kerim'de ayet. Elbette ki Hazreti Peygamber'e arkadaş olmuş olmak büyük bir şeref, büyük bir fazilet. Ama bu neticeye tesir edecek ve sonsuza değin bizler hep başka ikinci sınıf kalacağız. Böyle bir yoruma gitmeye hacet yok. Elbette ki insanlar, yani tam tersi hadisler de üretilmiş. Veya diyelim ki üretilmiş dedik, bağışlayın ağzımdan öyle çıktı. Üretilmiş olanları da var. Ama sahih olanları da var Hazreti Peygamber'in dilinden. Sonrakilere dair övücü sözler var. E şimdi onlara dayanıp da sahabeyi mi küçük küçük görelim? Hazreti Peygamber'in ölümüne yakın son zamanlarındaki hadislerinden, hatta son günlerindeki hadislerinden birinde Uhud şehitliğini ziyaret ettiğini, sonra da kardeşlerimi özledim dediğini, ya Resulallah bizler kardeşlerin değil miyiz dediklerinde, sizler ashabımsınız ama onlar kardeşlerim deyip, onlar beni görmeden iman ettiler. Onlar beni işte şöyle şöyle diye övücü sözler var Hazreti Peygamber'in dilinden. Şimdi Hazreti Peygamber'in onlara arkadaş dedi, bize kardeş dedi, daha yakınız deyip buradan yine kategorik bir yaklaşıma mı gidelim? Değil, bunlar böyle bir şey yapmaya hacet yok. Bunlar üzerinden tasnife gitmeye hacet yok. Kur'an'ın diliyle konuşalım. Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki, kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onlar nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Bu kadar. İtaat etti ve elçinin numunesini takip ettiyse, onu izlemeye gayret ettiyse, neticede aynı yere varacak, aynı nimetlere, aynı cennetlere erecek demektir. Biz bu hadisin hocam daha değişimi ezberlemiş galiba. Ey ashabım, ashabıma sövmeyin. Öyle başlıyor yani. Orada yani ashabı, ey ashabım, ashabıma sövmeyin. Yani anlayan anlasın diye böyle bu vurguyla. Belki de bu versiyonu var. Olabilir, yani. Olabilir. Tabii olabilir. Bir sonraki hadis. Zikrul haberi denedi. Buhari'de var değil mi hocam? Ha Buhari'de var. 3004. La tesubbu ashabi. Ashabıma sövmeyin. فَوَلَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ Sizden biriniz enfaka, bak sizden biriniz diyor. Kime diyor?
Karşısındakilere diyor Hazreti Peygamber. اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا Uhud kadar altın infak etse مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا Onlardan birinin seviyesine yahut yarıcasına dahi erişemez. Bir sonraki hadis. ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ Delalet eden haber. عَلَى اَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ عُدُولٌ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün arkadaşlarının sıka ve adil olduklarına delalet eden hadis. Şimdi bunları hadisçiler böyle anlıyorlar, böyle anlamak istiyorlar. Çünkü sahabenin hepsini adil görmek istiyorlar. Benzer bir hadis olsa gerek. 1871. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ Bize El-Hüseyin bin Abdullah Rakka'da haber verdi. Kale dedi ki, حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ Bize Musa bin Mervan anlattı. Kale dedi ki, حَدَّثَنَا وَكِيْعُنْ Bize Vakî'yi anlattı. عَنِ الْاَعْمَشِ O da El-Ameş'ten. عَنْ اَبِي صَالِحٍ O da Ebu Salih'ten. عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ O da Ebu Said el-Hudri'den. Kale dedi ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لا تسبوا أصحابي arkadaşlarıma sövmeyin فوالذي نفسي بيده canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki لو أن أحدكم biriniz أنفق مثل أحد ذهبا Uhud kadar Uhud dağı kadar altın infak etse ما أدرك مدى أحدهم ولا نصيفه onlardan birinin seviyesine yahut yarıcasına dahi erişemez demiş. Hadiste deminki hadisin aynısı. Bu da Buhari'de var. 3470. İbn-i İbban bu hadisi bütün sahabenin adil olduğu hadisteki bu temel ilkeye bir mesned olarak sunuyor. Bir sonraki hadis. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ Gümüşü gümüşle satmanın, yani gümüş verip karşılığında gümüş satın almanın وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ Altın verip karşılığında altın satın almanın almayı yasaklayan hadis. اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ Ancak misli misline olabilir, başka türlü olmaz. Önceki nevide de bu konuyu işledi bir şekilde İbn-i İbban. Ama oradaki şey farklıydı. Orada aynı cins şeylerin herhalde takasta farklılıktı. Burada ise nakdi olan, yani altın, gümüş, nakdi şeylerin satışıyla ilgili bir konu. Gerçi biz orada da onu da işledik hemen onun gölgesi altında. 1872 اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ Bize El-Fadl bin el-Hubab haber verdi. Kale dedi ki حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ Bize Müseddet anlattı. عَنْ اِسْمَعِيلَ O da İsmail'den. Kale dedi ki حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ اَب۪ي اِسْحَاقَ Bize Yahya bin Ebi İshak anlattı. Kale dedi ki حَدَّثَنِي عَبْدُرْرَحْمَنِ بْنُ اَب۪ي بَكْرَةَ Bana Abdurrahman bin Ebi Bekre anlattı. Kale dedi ki Kale Ebu Bekre'te Bana Ebu Bekre dedi ki Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti, yasakladı. En yebta'al fiddata bil fiddati Gümüşün gümüş ile alışverişini yasakladı. Yani ben sana 100 gram gümüş vereceğim, sen bana 110 gram gümüş vereceksin. وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ Aynı şekilde ben sana 100 gram altın vereceğim, sen bana 110 gram altın vereceksin. Arada kalite farkı dahi olsa bunların pazarda kendi piyasasını bulup satılmasını sonra gelip veya eritilmesini değil mi? Piyasaya gitse de sonuçta yine neyle satılacak? Ha, başka bir şeyle satılabilir. Mesela gümüş altınla satılsa, başka bir şeyle satılsa. İlla sevâen bi sevâin. Aynı cinsten olursa ancak denk olabilir. Denk olarak el değiştirebilir. وَاَمَرَ اَنْ يَبْتَعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شَاءَ بَكْ Gümüşün altın ile dilediğin gibi satın alabilir misin? Yani gümüş ile altını veya altın ile gümüşü. الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ Gümüşün altın ile dilediğince satılabileceğini söyledi. وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ Aynı şekilde gümüş ile de altının satılabileceğini. Nasıl dilerse, keyfe şah olabileceğini söyledi. Ama aynı cinsten olunca olamaz demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir iktisat okumadı, ekonomi okumadı. Bunları nereden düşünüyor? Biz bugün bile anlamakta ve aradaki farkları görmekte zorluk çekiyoruz. Ne farkı var,
diyesi geliyor insanın zaman zaman. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle bir kalibrasyon yapıyor, ölçü koyuyor. Ya altınsa bunun ölçüsü belli olmalı. Bu arada da bir değer değişikliğine gidilirse, onun da fiyatı olursa altının altın üzerinde iş karışır. O zaman başka şeyleri altınla ölçüyoruz. Altın da değeri fix olmaz, sabit olmazsa. Yani bu metreyle oynamak gibi bir şey anladığım kadarıyla. Yani metrenin aralıklarını genişletip bozmak gibi. Çünkü onu metre diye kullanıyorlar insanlar. Yani altını metre diye kullanıyor. Başka şeylerin değerini, iktisadi değerini ölçerken. Şimdi onun aralıklarıyla oynarsan değeriyle iktisat temelinden oynar. Güvensizlik başlar. İnsan neyi neye satıyor, neyden al. Dolayısıyla onun kendi içinde değerinin fix olmasını sabitlemiş. Altını altınla alıp veriyorsan 100 gram 100 gram aynen şey yapacaksın. Bu ne demek? Kimse artık değiştirmez demek değil mi? Altın ne değiştirecek ki? Aynısını verip aynısını aldığına göre. Dolayısıyla değerler eşitlenmiş oluyor işte. Yani insanlar artık buna yönelmez. Benim altınım iyi, işte kenarı şöyle lekelenmiş, senin düzgününü vereyim de. Bu şeye benziyor. Bir gün gıcır parayı verip, ben sana gıcır 5 milyon vereyim, sen bana 6 milyon ver. Şu olmaz diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Olmaz deyince de gıcırla... Gıcırını kimse verir mi karşılığında altın şey 6 milyon almıyorsa vermez. Nasıl olsa aynı şey alıp vereceğim. Değer değişmiyor. Dolayısıyla eskimiş olanın değerini koruyor böyle yapmakla. Hem antika parayı da alıp satmak o zaman masum olur. Yani eski 50 kuruşu bugün ama tedavülden kalkmış. Bak fıkıh yapmaya başladılar. Olabilir. Tedavülden kalkmışsa eğer nakdi değeri artık kurtarmış kendini. Nakdi değeri yok. Nakdi değeri olan bir şeyi konuşuyoruz. Değeri olan bir şeyin değeriyle oynadın mı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki metreyle oynamaya başladın. İktisatta güven ortadan kalkacak böyle yaptığın zaman. Şakil bozulacak. Yani bunları işte oturup düşününce, tefekkür edince biraz anlıyorum ama anladığım zaman da diyorum ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl kestirdi? Bunu nasıl düşündü? Bu iktisat kaidelerini nasıl o günden gördü? Ki bugün bile atlıyorlar insanlar. Yani faiz dediğiniz nedir? Faiz bu iktisat kaidesine atlanması demektir. Paranın parayla satılması demektir. Araya zaman girmiş hiç önemi yok. Sonuçta sen o paranın değerli oynuyorsun. Niye enflasyonları şunları bunları yaşıyoruz? Krizi niye yaşadık? Faiz var diye yaşadık. Yani değeriyle oynadılar sonra ne oldu belli değil şu anda. İniyor kalkıyor iniyor. 500 milyar ve 50 milyonluk ev bir anda 1 milyon oluyor. 40 milyon oluyor dolar üzerinden söylüyorum. Niye? Güven gitti. Şimdi güven gidince de insanlara diyorlar ki güvenin. Yahu sen o güvenin köküne kibri suyunu döktün. Yani faiz ile iktisatla oynadın. Şimdi insan elindekine de güvenemiyor. Parası olan da onu çıkaramıyor. Olmayan da çıkaramıyor. Donduk kaldı. Kangren oldu ekonomi. Niye? Sen çünkü şakülde oynadın dediği gibi. Adam evini satacak satamıyor. Çünkü değeri düşük ona göre şu anda. Elinde parası olan adam parasıyla bir şey yapamıyor. Ona göre parası şu anda kıymetli beklemesi lazımmış. Daha kıymetlenecek. Dibini görecek krizin. Ve bu arada insanlar inim inim inliyorlar. Neha Resulullah sallallahu aleyhi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gıcır parayla eskimiş paranın ancak hiçbir şey dengine değiştirilebileceğini yani vereceksin gücünü, alacaksın şeyini, karşılığında bir şey istemeyeceksin. Başka türlü olamaz demiş. Kale Ebu Hatim dedi ki kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü keyfe şe'e nasıl dilerse yani nasıl ister de gümüş karşılığında alıyorsa canın istediği gibi altını alırken gümüş verebilir. İster 100 gümüş versin, kaç lira veriyorsa versin. Veya gümüşü alırken altını kullanıyorsa dilediği gibi. Ancak İbn-i İbban diyor ki اِذَا كَانَ يَدَنْ بِيَدِنْ ama elden el olmalı. Çünkü bu ilkeyi daha önce gördük. Nakitlerde elden ele ilkesi her zaman geçerli. Yani ben sana 100 gümüş veriyorum, karşılığında bir dinar alacağım. Ama dinarımı almıyorum. Olmaz. Onu alacaksın. Elden ele değişecek. Hocam borç. Borç ayrı. Borç ayrı. Borç ayrı bir şey. Adını korsan ben sana o 101 dinar da borç olarak bırakıyorum dersen artık bu para sende kalacak. Benim yok gibi davranacağım demektir. O başka bir şey. Karşılığında
Ama ben yazıyorum, sen yazıyorsun. Ben de param varmış gibi davranıyorum. Sen de param varmış gibi davranıyorsun. İkimiz de piyasada tüketim hakkı kullanıyoruz fazladan. Sonra bir gün bir geliyor, bakıyoruz ki aynı evin üzerinde iki tane adam ben hak iddia ediyorlar. Değerle oynanmış oluyor yine. Bir sonraki hadis, ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْشَ بَيْيَهِ الْاَشْرَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِاَجْنَاسِهَا اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. Değerleri malum olan şeylerin, yani piyasada nakit değeri olan şeylerin ancak misli misline misli misline satılabileceğini gösteren hadis diyor. Eğer piyasa değeri, sabit bir piyasa değeri varsa diyor İbn-i İbhan. Bugün işlememiş altın vardı. Bugün o zaman sonra nasıl alacaksınız? Külçe altını verip bozacaksınız. Hayır, şimdi külçe altın piyasada yok. O günde dinar var. Dinar basılmış altın. Hayır, bugün yorum yapalım. Yani para diye basın. O külçe altın nakit henüz piyasa, para olmamış altın o. Yani o külçe altın dinar olacak. Bunlar külçeyi tedavüle sunulacak. Kalıp haline basılacak. Denecek ki bu işte bilmem ne kadar gram altındır. Efendim söyleyeyim. Kalıbıyla girecek piyasaya. Girdi 3-5 gün eskidi biraz falan. Sen şimdi bir tane gıcırın var elinde. Onunla benimkini değiştirip benden fazla para isteyemezsin. Bu para artık. Tamam mı? O altın dediği o. Yoksa külçe dediğiniz tartılan veya ayarı bozuk külçe halinde taş gibi ne bileyim yerin altından çıkarılmış. Onu kastetmiyor Hazreti Peygamber. Piyasada el değiştiren tedavüldeki altını kastediyor. O apayrı bir şey. Aslında Kur'an-ı Kerim'de hocam Allah-u Teala bu konuyu çözüyor. Ben inceledim hocam. Bir iktisatçı olarak dikkatimi çekti. Ashab-ı Kehf'le ilgili. Al şu gümüş parayı da diyor. Git çarşıya uyandıkları zaman. Ve özellikle gümüş para olarak vurgulu bir tek orada geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla gümüş her tarafta mesela Amerika'da gümüş doları vardır. Gümüş sterlin vardır. Ben çocukluğumda hatırlıyorum gümüş 50 kuruşluklar vardır. Kıbrıs'a gönderdik onları, çay kaşığı yapıldı böyle altıran şeyler. Çok önemli, ben ona yetiştim yani onları. Demek para de, gümüş olsun diyorsunuz. Gümüş, tabii gümüş olursa enflasyon kalkıyor orada. Ancak bir tırtıklama olayı kenarı koparıyor. Onu da şimdi kenarı tırtıklı yaptıkları için artık koparamıyorlar yani. Enflasyon öyle çıktı piyasaya da. Dünya ekonomisi. Özellikle Allah-u Teala orada al şu gümüş parayı. Tedavüldeki olan gümüş para. Ama altını da yırdıkları söylüyor ayetlerde. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Altını yırdıkları ve boğazlarında akıtacağım diyor. Altın iddihar olarak, gömü olarak yani insanların faydasına sunulmuyor. Evet. Zihniyet olarak oluyor. Ama gümüş tedavül aracı olarak Kur'an'da belirtiliyor bize. Evet. Evet. فَبَعْثُوا بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَ. Evet, ayette geçiyor. Hocam bir de bir cumhuriyet altını bir bilezik almak o farklı oluyor değil mi? Ya o para, yani bugün için o cumhuriyet altını para olarak onu götürüyorsunuz kuyumcuya. Kuyumcu onun alış değerini, piyasa değeri üzerinden alıyor. Nakde geçiyor, paraya geçiyor. Sonra o parayla size başka bir şey satıyor. Yani geçiş değil olmuyor. Ama siz gelip onunla benle değiştirirseniz, piyasa değerini hiç konuşmadan, ne olduğu belli olmadan değiştirirseniz olmaz. Ama gittin pazar, kapalı çarşıya, o çarşıya girdiğin andan itibaren piyasaya girmişsin demektir. Çünkü orada o denen şeyin piyasası belli. Ama köyde işte benim beşi birlikleri vereyim, senin işte şeyleri alayım, bilezikleri alayım dedin mi orada birine gadır olacak. Hazreti Peygamber bundan yasaklıyor. Piyasaya girin diyor, herkes pazara girin. Herkes kapalı çarşıya gitsin. Çünkü orası, o çarşı bir şeyin gerçek değerini kontrol edildiği yer orası. Yani çarşı oluşturmaya çalışıyor iktisatçı Necati abi. Çarşı oluşturmaya çalışıyor, piyasa oluşturmaya çalışıyor. İktisat çünkü oradan yürüyor. Çek kırmalar da burada tezatlar. Yani İleriki hadislerde belki gelir. Şimdi devam ediyorum. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْاَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ بِاَجْنَاسِهَا اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلًا. Değeri belli olan şeylerin satışının yasaklanması. Ancak misli misline değiştirilebilir. Başka türlü olamaz. 1873 اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنَ عَلِيِّ السَّيْرَف۪يُّ بِالْبَصْرَةِ. Bize Muhammed bin Ali es-Sayrafi Basra'da haber verdi. Kale dedi ki haddetena Ebu Kamil'in el-Cehteriyyü. Bize Ebu Kamil el-Cehteriyyü anlattı. Kale dedi ki haddetena Yezid ibn Züreyya'in. Bize Yezid bin Züreyya anlattı. Kale dedi ki haddetena Halidun el-Hazza'u. Bize Halid el-Hazza anlattı. An Ebi Kilabete, o da Ebu Kilabe'den. An Ebi el-Eş'asi, o da Ebu el-Eş'as'ten. Kale dedi ki kâne unâsun yetebâya'ûne âniyete fiddatin fî mâgnemin ilel atâi.
Diyor ki bir ganimet pazarında magnem dediği. Magnem dediği ganimet pazarı, yani savaş bitmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri pay etmiş. Ve insanlara ne çıkarsa alıyorlar ganimetten. Tabii ki insanlara çeşitli şeyler çıkıyor. Kimisine işte zırh çıkar, kimisine kalkan çıkar, kimisine kılıç çıkar. Bir savaş alanında neler olabilir? İşte esir düşenler de pay ediliyor, onlardan olabilir, cariyelerden olabilir. Sonra herkes payını aldıktan sonra aynı ortam bir anda pazara dönüşüveriyor. Yani benim çok kılıcım var, kılıç lazım değil, bana kılıç çıktı. Şimdi ben o kılıca müşteri arıyorum. Gidiyorum işte diyorum ki başkasına sana ne çıktı, kalkan, bana da kalkan lazım. Benim kılıcımı sana vereyim, sen kalkanını bana ver, üstüne ne verirsin falan. Böyle bir ortamda neye ihtiyaç var? İktisat kaidelerine ihtiyaç var. Hazreti Peygamber hangi ilkeyi koymuş? Demiş ki, okuyalım hadisi. فَقَالَ عُبَادَةُ Böyle bir ortamda Ubade demiş ki, نَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ Altının altın ile satışını Hazreti Peygamber yasakladı. Bana altın düştü, sana altın düştü. Biz birbirimize, birimiz şey yapamayız. Ancak takas yapabiliriz hiçbir şey değiştirmeden. Yani biz birbirimizle alışveriş yapamayız. وَالْفِدَّةِ بِالْفِدَّةِ Bende de gümüş var, senin de gümüş var. Yine alışveriş yapamıyoruz. Ancak eşit kiloda gümüş gümüş değiştirebiliriz. وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ Arpa karşılığında yine arpa. وَالشَّعِرِ Buğday karşılığında buğday. وَالْهُرْمَ karşılığında hurma. Aynı cinsten olanlar birbirleri buluşamıyor. وَالْمِلْحِ بِالْ Bende de tuz var, sende de tuz var. Olmaz. Eğer illa olmak istiyorsa ancak mislen bir misil. Dengi dengine değiştirebiliriz. Satış yapamayız. Yeden bir yedin. O da elden ele olmalı. فَمَنْ زَادَ اَوْ اِسْتَزَادَ Kim böyle yapmaz da aynısını değiştirirken biraz fazla kor. Hadi ben sana şu bizim altınlarımızı değiştirelim. Üstüne de bendeki çanağı vereyim derse فَقَدْ اَرْبَى O faize girer demiş. Bu hadis Müslim'de var. 1587. Dolayısıyla gideceksin başka birini bulacaksın. Sende kalkan var. Efendime söyleyeyim, gideceksin başka bir şeyi elinde olan, tuz, elinde tuzu olan adama diyeceksin ben sana benim kalkanı vereyim, sen bana işte bu tuz, ne kadar tuz verirsin, anlaşacaksın kendince. Çünkü öyle olursa kalkanın az bir şekilde fiyatını tayin etmek, tuzun bir şekilde fiyatını tayin etmek daha zihinlerde kolay olur. Ama aynı cinsten olunca işler karışır. Kesin orada birine kadar olacak. Hocam bu altında işleme yapıyorlar. Şimdi bir küpeyle veya bir bilezikle, işlenmiş bilezikle gram olarak belki aynı olabilir ama birinde bir işçilik var. Evet. Yani burada bir fark oluşması makul gelmez mi? Ya onu da yine parayla satın al diyor Hazreti Peygamber. Şeyle satın alma, fark oluşsun. Sen gittin değil mi? Şeyi satın alacaksın. İşlenmiş. Bugün, hadi bugün para var, o gün yoktu, o gün ne yapabilirdin? O güne dönelim. Gittin, bir kuyumcunun bir güzel bir küpe yapmış, işlemiş. Her tarafını, efendim söyleyeyim, satmak istiyor. Hazreti Peygamber diyor ki, bunu altınla alma. Bunu gümüş ile al. Say gümüşü, kaç, ne kadar canın istiyorsa o kadar gümüş say. Al bu küpeyi, istediğin gibi alabilirsin. Ama buna karşılık altın verme. Çünkü olmaz bu iş diyor. Yani adam sana işlenmiş de olsa 10 gram altın verecek, sen ona 20 gram altın vereceksin. Bunu temelden kesinlikle kaldırmak istiyor Hazreti Peygamber. Kafalar karışmasın diye. Hocam müsaade eder misin? Bakın şurada bir incelik var. Allah-u Teala bana nasip etti onu. Şimdi Yahudilerde bir antik hastalığı var. Mesela iyi bir para eline geçirdin veya bir antika bir şey eline geçirdin. Bunu aynısını başka para şey yaparak değiştirmeyi ve ardından da para değiştirir adına yaparlar. Ama böyle olunca ihtiyaç ortaya çıkmıyor. Ben kalkanımı sattığım zaman karşılığında gidip oradan patates almalıyım veya başka şey almalıyım. Bunu istiyor. Ticaretin canlanmasını istiyor burada. Yani herkes ihtiyaçlı olduğu şeyi bulsun. Karşı tarafa da ihtiyaçlı olduğu bir şeyi ulaştırsın. Ticaretin manası bu zaten. İhtiyaçlıyla arz edeni buluşturabilmek. Piyasa fiyatı olursun yani. Tabii. Bir koleksiyoncu çıkıyor orada veya bir antik acı çıkıyor. Evet. Belli kişilerin arasında belli değerler toplanıyor. Evet. Büyük tablolar, bilmem neler var, onlar evet. toplanıyor. Evet. Peki bir sonraki hadis. Dikru zecriyen beyayı hevzihil eşya'i bi ecnesliha mitlen bi mitlin ve ahaduhuma gâibun. Yine bu tür şeylerin satışını yasaklıyor.
aynı cinsten olanların mislen bir misil de olsa, dengi dengi de olsa, eğer birinin malı yoksa bu da yasak. Yani dengi dengine biz değiştireceğiz, anlaştık. Ben işte sürümü, 20 koyundan oluşan sürümü vereceğim. Karşı tarafın 20 koyundan sürüsünü alacağız. Benim sürüm burada, karşı tarafın sürüsü henüz yok. Bu da yasak. O da sürü gelsin. Aynı anda eş zamanlı değişim ilkesi. Okuyalım hadisimizi, bitirelim. 1874. Akhbaranel Hüseyin ibn İdris el-Ansariyyü. Bize el-Hüseyin bin İdris el-Ansari haber verdi. Kale dedi ki, Akhbarana Ahmed ibn Ebi Bekir'in. Bana Ahmet bin Ebi Bekir haber verdi. An Malik'in, o da Malik'ten. An Nafi'in, o da Nafi'den. An Ebi Sa'id'in el-Hudri'yi, o da Ebu Sa'id el-Hudri'den. Anne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, La tebi'u zahabe bi zahabi. Altını altınla satmayın. İlla bi mislen bi mislin. Ancak dengi dengine. Ve la tuşiffu ba'daha ala ba'din. La tebi'u zahabe bi zahabi illa mislen bi mislin. Ve altını altınla dengi dengi olmaksızın şey yapmayın, değiştirmeyin. Ve la tuşiffu ba'daha ala ba'din. Bazısını diğerine gösterip mukayese etmeyin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama anlamı düşüremedim. وَلَا تَبِيعُ الْوَرِقَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ Yine gümüşü, gümüşle de satmayın. İlla مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُ شَيْئًا Yine bir şeyi satmayın. مِنْهَا غَائِبًا بِالنَّاجِزٍ Hazırda olanı, gayipte olan bir şeyle satmayın. Numune gösterip de şey. Yok, birinin malı hazırda, onu verecek. Karşı tarafınki gelecek. Böyle bir şey satmayın. Geçen ya, hafta bu dinam verip dinam alma şeyinde de var diye bekletiyorum. Altını anlattınız ya hocam, kuyumcu adı yapıyormuş. Yani aha, anlattığımız şeyde o ortada olmayan malın satılması. Bir de şu var. Yani adam gelmiş piyasaya. Bakıyor ki eyvah, şey iyi gidiyor mısır diyelim. Kendisinde mısırı var. Şimdi düşünüyor ki çabucak ben burada mısırımı satayım. Fiyatı hazır, yüksek. Neden bu acelesi? Çünkü piyasa yüksek olduğu için kendisi gibi mısır sahipleri gidip mısır getirecekler. Tamam mı? Hazreti Peygamber diyor ki, mısırı ilk getiren, tamam, ihtiyaç olan alana kim malzemeyi ilk taşıyorsa, emeği harcıyorsa o fiyattan satacak. İkinci getiren piyasa bakacak ki o mısır geliyor, arkası var, inecek değil mi? Geç kalana daha az, yani adil, piyasanın şeyi adil. Geç kalana biraz daha. Ama bizim uyanık diyor ki, benim şeyde ağırda çok mısır var. Daha millet gitmiş mısır getirecek. Bu orada satmak istiyor. Getirmediği mısırını. Yani bu uyanık. Bunun önüne alıyor Hazreti Peygamber. Olmaz diyor. Sen git bir mısırını getir. Öyle sat. Mısır gelmeden hazırda olmayan bir şeyi, sudaki balık satmaya kalkma. Yani piyasanın adil tecelli etmesi için Hazreti Peygamber olabildiğince çaba sarf etmiş. Getirsin herkes buraya. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Son okuduğum hadis Buhari'de var, 2068. Ondan önceki hadis Müslim'de var, 1580.